Ben size çorapsız namaz kılmanın sualım verdim. Siz de cevap verdiniz. Sizin verdiğiniz cevabın eynisi mescitte dedim ki olabilir bir köküm ve bir kardeş dedi ki yok öyle olmaz. Peygamber Efendimiz çorapsız namaz kılmayın. Biz niye kılak? Ben deyirik ki dəlin nədir? Hansı alimiz deyib çorapsız namaz kılmalıyıq? Dedi ki alim neylə? Hədis var ki ya kardeşim bu suallarınız karışıb. Mən imam olacaktım namazı kıldırmağa. Dedi ki yok olmaz. Sən namaz kıldıra bilməzsən. Corabın yoxdur. Kıldırsan da arxanda durmaram. Bizdə çox böyükdür deyə hörmət edir. Ona nəsihət verin hocam. Ya kardeşim ben o adamı hardan alım onu nəsihət verin. Bir de ya kardeş etmeyin eləmin. Etmeyin eləmin ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem corabsız namaz kılmayıp diye bir hadis mi var? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemşe corab giyinir diye bir şey mi var? Sefere gedende tamam. Resulullah'ın ne aleyhini var ezler? Ne aleyhin? Ne aleyhin nedir? Bugünkü bizim o yaponka deyilen o baş parmağının arasında böyle keçirip giyinirsen abi böyle ayağın üstünden gelir. O şekilde ayakkabılar giyinirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem corabsız namaz kılmıyor. Eyvallah. Kabul edelim. Etiraz edelim. Onda həmin adama demek lazımdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı açıq da namaz kılmıyor. Daima sarıq giyinibdir. Emmaması olubdur Resulullah. Hani emmamen senin? Niye başın açıqdır? Niye emmamen yoxdur? O ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine o kadar bağlısın. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabıyla ne aleyhine namaz kılırdı? Xalçanın üstünde namaz mı kılır Resulullah? Hayır. Valla bu kimi şeylere vaxt itirmek istemir sadece. Vaxt itirmek istemir sadece. Yani elim değil bunlar. Bunlar sadece ben dedim, sen dedin, menem menemli olur. Başını bırakın bunların kardeşler. Başını bırakın böyle şeyler. Bu elim değil.